Herkese selam. Bugünün videosu Ağustos ayında okuduğum kitaplar. Ağustos videosuna geçmeden önce, buradaki kitapları anlatmadan önce Temmuz'da okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Herman Cole'un Hendek adlı kitabı. Yazardan okuduğum ilk kitaptı. Hatta ben kitabı okuduktan sonra birçok arkadaşım bana yazarın başka kitaplarını da tavsiye etti. Doğan Kitap'tan çıkan bir kitabını da yakın zamanda okuyacağım. Bu kez Nihat ile okuyacağız o kitabı. Kitaba gelecek olursak, bu kitabın etkisinden uzun süre çıkamadım ben. Çünkü kitap bittikten sonra nedense yakanızı bırakmayan kitaplar arasında. Önce biraz konudan bahsedeyim, ardından hemen ben fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Amsterdam Belediye Başkanı Robert Walter bir yeni yıl resepsiyonuna katılır ve resepsiyona karısıyla birlikte giderler. Karısının burada biriyle konuştuğunu ve kahkaha attığını görür Walter ve ardından karısına karşı bir şüphe başlar içerisinde. Onu aldattığını düşünmeye başlar. Hem bunları düşünür hem de bunun yanında ailesiyle ilgilenmek zorundadır. Aklı aldatma mevzularıyla kurcalanırken bir gün babasından bir şey duyar ve büyük bir yıkıma uğrar. Bunlar son değildir. Vietnam Savaşı'nda bir protestocu olarak çıkar karşımıza Walter geçmiş zamanda ve bununla da şantaja uğrar, tehdit edilir. Bunların hepsi birleşince Walter'ın hayatı adeta bir cehenneme döner. Bir yanda aldatma, aldatılma mevzularıyla ilgilenmeye başlar. Bir yanda 94 yaşındaki babasının yaşamış olduğu buhran ve vermiş olduğu, annesiyle birlikte vermiş olduğu kararla uğraşmaya başlar. Karısına güvenmez, etrafındakilere güvenmez. Bir yanda kendiyle röportaj yapan bir gazetecinin ardından yapmış olduğu bir şantajla uğraşmaya başlar. Tabii ki Walter'ın hayatında bunların hepsi gerilim nedenidir. Okurken sizin de gerilim yaşayacağınızı düşünüyorum bu bölümlerde. Kitabın en önemli özelliği ise siyasi ayağı bence. Belediye başkanının yaşamış olduğu birçok durumun yanında siyasetin de kitabın içinde büyük yer bulduğunu göreceksiniz. Siyasi komploların, işte teorilerin, verilen röportajların, belediye başkanının katıldığı resepsiyonların, bunların hepsinin kendinin imajına olan katkısının, ailesiyle ilgili vereceği kararlarda ya da eşiyle ilgili vereceği kararlarda bunun başkanlığına yansımasının, yeni gelecek seçimlerde bunun hayatını nasıl etkileyeceğinin ve daha fazlasının belediye başkanının hayatında büyük etkisi, büyük rolü olduğunu göreceksiniz. Merak unsurunun hiçbir şekilde kaybolmadığı kitaplar arasında Hendek. Güvensizliğin, işte aile ilişkilerinin, dediğim gibi siyasetin birçok şeyin içerisinde merak duygunuzu, acaba ne olacak duygunuzu hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz. Bu da bence yazarın çok büyük bir başarısı. Gelelim bir sonraki kitabımıza. Bir sonraki kitabım Ernesto Sabato'dan Tünel. Tünel yazarın ilk kitabı. Aynı zamanda bizim okuma grubumuzun Dünya Edebiyatı kitaplarının içindeydi. Bu kitap normalde üçlemenin ilk kitabı, ancak üçleme birbirinden bağımsız da okunabiliyor. Bunlardan Instagram'da zaten bahsetmiştim takip edenler için hikayelerimde. Yine öne çıkanlarda 2022'nin ikinci öne çıkanlarında onu bulabileceksiniz mutlaka. Detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Dediğim gibi üçlemenin ilk kitabı Tünel. İkinci kitabı Kahramanlar ve Mezarlar. Üçüncü kitabı ise Karanlıkların Efendisi. Üç kitap da yine Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Sabato'nun ilk kitabında özellikle dikkat çeken şey Hendek'te olduğu gibi kuşku ve şüphe. Kitapla ilgili sürpriz bozan bir açıklama zaten yapmayacağım. Çünkü kitap zaten adının Juan Pablo Castel olduğunu söyleyen ve Maria adında bir kadını öldürdüğünden bahseden bir ressamın açılış cümleleriyle başlıyor. Bu nedenle zaten kitabın hem arka kapağında hem ilk cümlesinde bizler katilin kim olduğunu bilerek okumaya başlıyoruz ve katilin buhranlarını okuyarak ilerliyoruz. Onun şüphelerini, kuşkusunu, modern toplum içerisinde yaşamaya çalışmasını, yaşamış olduğu ikilemleri ve aslında kendisinin tüneldaşını bulduğunu görüyoruz. Kendisi bir tünelin içinde, karanlık bir dehlizde ve karşısına bir kadın çıkıyor. Bu kadın onun tüneline girecek biri onun gözünde, Pablo Castel'in gözünde. Bu nedenle kadına yüklemiş olduğu bir aşk var Pablo'nun.
Daha sonra işte kadının yaşamından birçok şey okuyoruz. Pablo ile Maria arasındaki diyalogları okuyoruz ki buralarda bazı yerlerde yer yer sinirime engel olamadım. Çünkü Pablo'nun sormuş olduğu birçok yerli yerinde soruya Maria'nın cevap veremediğini görüyoruz. Bu cevap verememe hali, bu durum aslında bence okuru da etkileyen bir durum ve okurun hem Maria'nın gözünden hem de Pablo Castel'in gözünden hem kitabı hem de hayatı sorgulamasına neden oluyor. Bir sonraki kitabım Nihat ile okuduğumuz bir kitap, Kobayashi Takeuchi'nin Yengeç Konserveleme Gemisi. Bu kitap normalde bizim okuma grubumuzun Eylül ayı kitabıydı. Ancak ben biraz erken okudum kitabı. Ağustos'ta okudum ki Eylül'de okuyacağım çok fazla kitap vardı. Hem arkadaşlarımla rahat rahat kitabı konuşabilmek adına Ağustos'ta uygunken bu kitabı da okumak istedim. Dediğim gibi bu kitabı Nihat'la birlikte okuduk. Takeci bence çağının en önemli yazarlarından biri. Kendisi yaşasaydı eğer, çok genç yaşta vefat etmeseydi, işkenceler yüzünden ölmeseydi, bence daha iyi kitaplar, daha güzel kitaplar yazacaktı. Proletarya edebiyatının en önemli isimlerinden biri bence kendisi. Bu kitabın içerisindeki en önemli özellik şu: Japon-Rus Savaşı'nda Rus İmparatorluğu'nun ganimet olarak ele geçirdiği ve Rusya tarafından hastane olarak kullanılan gemiler var. Ancak bu gemiler normalde hurdaya çıkması gereken gemiler. Fakat Japonya bunu kullanıyor ve bu gemileri yengeç konserveleme gemisi yapıyor. Tabii ki bu gemilerin içerisinde yaşayan, burada hayatlarını sürdürmeye çalışan ve Japonya'nın bu tutumunu sürdürmesine yardımcı olan birçok çalışan var, işçi sınıfı var. Zaten olay da burada patlak veriyor. İşçi sınıfı bu gemilerin içerisinde adeta yaşam mücadelesi veriyor. Hem Michio'nun, hem kaptanın, hem çalışanların, birçok kişinin birbirleriyle olan diyaloglarını kitabın içerisinde bulmanız mümkün. Ve bu kitabın en önemli özelliklerinden biri Takeci'nin kitabı yazarken kullanmış olduğu dil, hem konuşma dilini hem yazma dilini hepsini birlikte kullanıyor Takeci ve bu nedenle zaten hem çeviri, bu arada çeviriye bakmak istiyorum ben, Devrim Çetin Güven Japonca aslında bence şahane çevirmiş kitabı. Çünkü konuşma dilini çevirebilmek çok kolay değil diye düşünüyorum. Hele ki Japonca aslında bunu çevirmek. Kullanılmış olan birçok tabir var kitabın içinde. Bu nedenle hem konuşma dilini hem yazma dilini ikisini harmanlayarak bir kitap yazmanın zor olacağını düşünüyorum. Sömürüyü, köleliği ve balıkçılara yönelik yapılan bütün kötü muameleyi bulmanız mümkün. Ne deniz ticaret hukukuna ne fabrika kanununa uyan, ikisinin arasında bir yerde arafta kalan fabrika gemiler içinde neler yaşandığını okuyacaksınız. Farkındalık yaratan kitaplardan biri olacak eminim. Gelelim bir sonraki kitabıma. Bence Ağustos ayının en zor kitabıydı benim için. Cortázar'ın yeni çıkan, tabii ki çevirisini Süleyman Doğru'nun yaptığı, Everest yayınlarından yakın zamandaki çıkan kitap, Manuel'in kitabı. Zor bir kitap. Yani başta bunu söylemek istiyorum. Cortázar okumaya başlayanlar için tavsiye etmiyorum. Cortázar biliyorsunuz öykücülüğün, öykünün babasıdır. Bu nedenle onu okumaya önce edebiyat dersleri ile ardından da öyküleri, toplu öykülerinin birincisini okuyarak başlayabilirsiniz. Daha sonra Seksek okuyup ardından bence Manuel'in kitabını elinize alın. Hatta mümkünse yapabiliyorsanız hayvan öykülerini falan araya alın. Sonlara bırakın Manuel'in kitabını. Çünkü hem karmaşık hem siyasi bir kitap Manuel'in kitabı. Hemen konudan bahsetmek istiyorum ben. Paris'te yaşayan ve Latin Amerika kökenli bir çocuk, bir bebek Manuel esasen ve onun anne ve babası onun için ileride farkındalık yaratsın ve yaşananları hatırlasın diye bir defter yapmaya karar veriyor. Kitap da diyebiliriz. Ve bu oluşturduğu bütün defter, kitap neyse işte bunun içerisine gazete küpürlerini, makaleleri, birçok şeyi ekliyor. Bu nedenle kitabın içerisinde yer yer listeler, yer yer işte şemalar, bazı bölümlerde
gazete küpürleri bulmanız mümkün. Bu kitap 1973 yılında ilk yayınlandığı dönemden itibaren Cortázar sevenleri ikiye bölen bir kitap. Kimileri Cortázar'ın aslında solcu olup sola dair vermiş olduğu birçok şeyin yanlış olduğunu düşünüyor. Çünkü kendi ideolojisine ters düşme pahasına Cortázar kitabın içerisinde solcu karakterlerin yapmış olduğu bir eyleme de yer veriyor. Bu nedenle kitabın önemi büyük. Zaten birçok kesim tarafından da eleştirilmesinin en büyük nedeni bu. Ben bunun aslında okuyucu açısından da farkındalık yaratan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki Manuel'in anne ve babası onun için bir kitap hazırlayıp farkındalık yaratmak istemişse, Cortázar da okurlar için böyle bir kitap hazırlayıp farkındalık yaratmayı hedeflemiş. Çünkü öyle şeyler okuyacaksınız ki kitabın içinde siyasi mahkumlar, suçlar, zorla götürülen ve işkence edilen insanlar, yapılan işkenceler, bu işkencelerin gazetede, manşetlerde kendine nasıl yer bulamadığı, üçüncü sayfa haberlerine nasıl girdiği ve buna benzer birçok şeyi kitabın içinde bulabilirsiniz. Özellikle kitabın içinde benim en çok dikkat ettiğim şeylerden biri yazarın yapmış olduğu hem açıklamalar hem de karakterleri konuştururken vermiş olduğu küçük ayrıntılar ve iç sesler. Cortázar okuyanlar bilirler. Cortázar zaten söylemek istediklerini ana metinde söyledikten sonra okura da bir alt metin bırakan yazarlardan biri. Bu nedenle bu kitabın alt metni de çok büyük. Dikkatli okunması gereken bir kitap. 2,5-3 haftada yaklaşık okudum ben kitabı. Çünkü mümkün değil hızla ilerleyemiyorsunuz. Şu anda popüler, evet çok görüyor olabilirsiniz. Bu kitabı almak, okumak istiyor olabilirsiniz. Ama yazarla rica ediyorum, eğer tavsiyelerimi dikkate alıyorsanız izleyenler olarak bu kitapla okumaya başlamayın yazarı. Bu tıpkı Lyosa'nın yakın zamanda okumuş olduğum kitabına benziyor. Biliyorsunuz Katedral'de Sohbet'i okumuştum. Yine o da bir Süleyman Doğru çevirisiydi. Ancak yine zor bir kitaptı. Nasıl ki Lyosa'ya Katedral'de Sohbet ile başlamayın diyorsam, Cortázar'a da Manuel'in kitabı ile başlamayın. Önce yazarı bir tanıyın, biraz onun ideolojisini görün. Bakın sol kesime olan yakınlığı ile ilgili diğer yazarlar, sağa yakın olan yazarlar ne diyor, eleştirenler ne söylüyor. Bunların hepsini gördükten sonra Cortázar'ın kitabını elinize alın derim. Ben naçizane tavsiyem tabii yine siz bilirsiniz. Gelelim bir sonraki kitabıma. Bir sonraki kitabım, okuduğum ve gerçekten etkisinden çıkamadığım kitaplardan biriydi. Özgü Berksoy'un çevirisiyle okuduğum Yaralı Dostlarımıza. Bu kitabı Emre ile birlikte okuduk. Emre'nin Instagram hesabını aşağıya bir yere bırakacağım ben mutlaka. Kendisi normalde daha önce şahsi bir hesap kullanıyordu. Şu anda kitaplara yönelik ayrıca bir hesap açtı. Onu da mutlaka bırakacağım. Çok güzel kitaplar okuyor. Hem bilim kurgu, hem fantastik, hem klasik birçok tarzda kitaplar okuyor Emre. Gelelim kitabımıza. Bu kitabın en önemli özelliği yaşanmış bir hikayeden esinlenerek yazılmış olması. Bu kitap yaşanmış bir hikayenin kurgulanmış hali. Fernand Hilton adında bir karakterimiz var ki kendisi zaten yaşamış, kapakta da gördüğünüz karakter. Fransa-Cezayir Savaşı'nda giyotine gönderilmiş ilk ve tek Fransız kökenli Cezayirli kendisi. Cezayir'in bağımsızlığı için mücadele eden bir kişi Fernand aslında. Ancak onun daha sonra yanlış anlaşılmalar yüzünden, düzeltilmeyen yanlış anlaşılmalar yüzünden nasıl giyotine gönderildiğini okuyacaksınız kitabın içinde. Ben bu kitabı tatilde okudum. Yani tatilde okunacak bir kitap değilmiş bence. Çünkü çok çok etkiledi beni bu kitap. Emre ile konuştuğumuzda da ikimiz de kitapta gerçekten bu kadar büyük bir etkilenme yaşayacağımızı beklemediğimizi söyledik birbirimize. Bu nedenle dikkatle okunması gereken ve son sayfayı kapattığınız zaman
eminim Fernand'ın hayatını araştırmak isteyeceğiniz kitaplardan biri. Bir sonraki kitabım Murat'la okuduğum Come Madre. Bu kitabın kapağına bakın önce. Kapağını görüyorsunuz. Kapakta veba maskeli bir doktor görüyorsunuz. Kitabın konusuna gelecek olursak, bu arada kitap Fol Kitap'tan çıkan bir eser. Ben bu kitabı veba hakkında okuyacağımı düşünerek almama rağmen kitap çok farklı bir yere gitti ve ben bundan çok memnunum. Ancak eleştirilerim de olacak tabii ki. Kitabın ilk bölümünü çok sevdim, ikinci bölümünü çok az beğendim ben. 1907 yılında Temple adlı bir klinik ve bu klinikte yapılacak olan bir deney ile biz başlıyoruz okumaya. Buradaki doktorlarla tanışıyoruz, kişileri tanımaya başlıyoruz ve ardından doktorların oturup karar vererek bir deneye başlamasını görüyoruz ve bu deneyde kullanılacak kişilerin iyileşme umuduyla Temple kliniğine 1907 yılında gazetede duyurulan bir işte ilan nedeniyle yatan ve iyileşme umudu çok az olan hastalar olduğunu görüyoruz. Bu hastalar üzerinde nasıl bir deney yapılacak? Bu deneyin sonuçları ne olacak? Bu tüyler ürpertici bir okumaydı benim için ilk bölüm. Ancak ikinci bölüm için bunu söyleyemeyeceğim. Artık hani bitse de, kitabı bitirsem diye bitirdim ikinci bölümü. Kitabı ilk bölümüyle değerlendirin ve eminim hayran kalacaksınız ilk bölüme. Çünkü öyle farklı bir konu ki, insanın hani tüylerine diken diken eden bir konu var içerisinde. Ve doktorların sadece deney yapmak, araştırma yapmak ve bu araştırma sonucunda tırnak içinde insanlığa yararlı sonuçlar elde etmek adına yapmış oldukları deneylerin sonuçlarının ne kadar can yakıcı, can acıtıcı olduğunu burada göreceksiniz, görmeniz mümkün. Bu nedenle de Ağustos ayında okuduğum, aslında 10 üzerinden 7, 7,5 vereceğim kitaplardan biri. Bir sonraki kitabım Marc Ouje'den okuduğum ilk kitap Evsiz Bir Adamın Güncesi. Bu kitap bir anlatı olarak yazıyor. Ancak şöyle bir şey var. Onur'un bir videosu var. Onur'u tabii tanıyorsunuzdur. Onur'un kitaplığı hem YouTube hesabı hem de Instagram hesabı var. YouTube hesabını aşağı bırakacağım yine. Geçen videosunda Fournier hakkında da konuştu. 5 kitabını ardarda okumuştu. Ve kitap için kitabın kapağında anlatı yazdığını, bunların aslında bir anı olarak da değerlendirebileceğini söyledi. Bu kitaptaki olay ise şu, bunu anlatı demesek, bunun yerine Marc Ouje'nin kendi yaratmış olduğu terimi kullansak bence daha uygun olur. Bu terim etnik kurmaca. Marc Ouje kendisi etnik kurmaca adlı terimi kullanan ve bu terimle ilgili kitap yazan ilk kişi. Etnik kurmacayı da kendisi şöyle tanımlıyor. Sosyal bir olgu olmalı ve bu sosyal olgu bir bireyin öznelliği ile anlatmalı. Ayrıca anlatılan bu sosyal olgu okuyan insanların günlük yaşamında karşılarına çıkan şeyler olmalı. Okuduğunuz karakterin yerine kendinizi koymamalısınız ama karakterle aynı şeyleri de düşünmelisiniz. Yani bir roman ya da bir öykü olarak değil, sadece bunun öznel düşünülen ve bir insanın başından geçen, ayrıca günlük yaşamımızda çok sık rastladığımız bir olgu olduğunu düşünmeniz lazım. Etnik kurmacayı bu şekilde tanımlıyor Marc Ouje. Gelelim kitaba. Emekli olduktan sonra evini boşaltıp bütün eşyalarını satıp yaşayacağı kadar birkaç parça eşyayla arabasının bagajında yaşamaya başlayan bir adamın güncesini okumaya başlıyoruz. Günceden kastım şu, adamın arabanın içerisindeki ilk gününü, burada işte sokak aralarında ceza yememek, park cezası almamak için, yakalanmamak için yer yer yerini değiştirip park yeri bulmasını, işte artık yerleşik bir hayatı olmadığı için gittiği yerlerdeki insanlarla tanışmasını, insanların onu evsiz, tırnak içinde bir evsiz olarak adlandırıp toplumdan aşağı bir mertebeye düşmek istememesini, çünkü onun bir statüsü var ve sadece şartlar yüzünden bu durumda karakterimiz ve bu yüzden de bir süre
aracın içinde, bir kendi şahsi aracında, bagajda yaşamak zorunda. Çünkü hem para biriktirmeli, hem yaşamışken artık o elinde kalan son parayla idare etmeli, hayatını idame etmeli karakterimiz. Bu yüzden yer yer kendinizi de çevrenizi de sorgulayacağınız kitaplardan biri. Gelelim bir sonraki kitabıma. Bir sonraki kitabım Emir ile okuduğumuz Vahşi Hayvanlara İnanmak. Farklı bir kitaptı. Zaten kitabın yazarının kendi başından geçen bir olay. Kitabın yazarı bir antropolog ve kendi başından geçen olayları yazıyor kitabın içerisinde. Antropolojik bir araştırma yapmak için 25 Ağustos 2015 yılında kendisi Rusya'nın Kamçatka bölgesine gidiyor ve burada bir ayı saldırısına uğruyor ve ayı saldırısı sonrasında yüzünün büyük bir kısmını kaybediyor ve tabii ki artık yüzünün yeniden inşa süreci başlıyor. Demişken bu kitap bana özellikle çöl ve tohumunu hatırlattı. Oradaki ana karakterimizin eşi de bir asit dökmüştü kişinin yüzüne ve onun da yüzünün yeniden inşası başlamıştı ve bu süreçte psikolojik birçok detaya yer verilmişti. Yer yer iki kitap arasında çok benzerlik buldum ben. Tabii ki birisi bir hayvan tarafından yapılan bir saldırı, birisi bir insan tarafından yapılan bir saldırı. Kitabın içerisindeki ben en büyük ironiden bahsetmek istiyorum özellikle. Nastasya Martin yüzünü kaybettiği zaman tabii Rus bölgesinde, ancak kendisi Fransız. Rusya ile Fransa arasındaki işte savaş vesaire durumlar nedeniyle kendisini bulan birçok kişi ve sorgulanması sırasında da birçok kişi tarafından casuslukla da suçlanıyor Nastasya Martin. Çünkü Rus bölgesindesiniz, bir ayı saldırısına uğramışsınız, Fransızsınız ve bu saldırıdan sağ kurtulmuşsunuz. Casusluk yüzünden mi Rusya bölgesinde olduğu sorgulanmaya başlıyor. Önce Rus doktorlarla, ardından da Fransız doktorlarla olan mücadelesini okuyoruz. Aslında biz Nastasya Martin'in yüzünü kaybetmesi, yeniden kendine bir kimlik yaratma çabası, arkadaşlarına kendini göstermek istememesi, çünkü yüzü yeniden inşa edilirken yaşamının da yeniden tabiri caizse inşa edilmesi ve buna benzer birçok detayı yine yazarın kendi gözünden okuyacaksınız. Farklı ve çok etkili bir kitaptı. Gülce Bacalan çevirisi. Kendisinden okuduğum ilk çeviriydi ve gerçekten şahaneydi. Kitabın içinde bazı yerlerde redaksiyonda son okumada hatalar var. Bu hataları nedense Can Yayınları gözden kaçırmış. Bu ara kitaplarında buna rastlıyorum Can Yayınları'nın. Yeni çıkan kitap, ilk baskı yapmış bir kitap, tamam anladım. Umarım ikinci baskıda düzeltilir bu hatalar. Bir sonraki kitabım William Maxwell'den okuduğum Hadi Yarın Görüşürüz. Bu kitabı Eslem ile birlikte okuduk. Her aya bir kitap ekliyoruz onunla birlikte. Bu ay kitabımız Jaguar'dandı. Kitabın çevirisi Çiğdem Erkal'dı. Evet, Çiğdem Erkal'ı tabii çoğumuz ismini duyunca Yüzüklerin Efendisi çevirileriyle, bunun dışında Ursula'nın tabii ki en önemli serisi olan Yer Deniz çevirisiyle hatırlıyor olabiliriz. Bu nedenle de önemli bir kitap, çevirmeniyle önemli bir kitap. Kitabın konusuna gelecek olursak, kitapta Lord Wilson adında bir adamın öldürülüşünü ve bunun ardından aradan geçen 50 yıl sonra zanlının, öldüren kişinin oğlunun en yakın arkadaşının gözünden 50 yıl önceyi okuyoruz. 50 yıl önceki olayları artık olgun bir kişi olarak, çocukluktan çıkmış bir kişi olarak anlatmaya ve kavramaya başlıyor anlatıcı. Kadın erkek ilişkilerini, aile ilişkilerini, çocuğa bakış açısını, bir çocuğun gözünden ebeveynlerini, bir çocuğun gözünden cinayeti, dışlanmayı ve birçok şeyi görmeniz mümkün. Bu nedenle kitap farklı da bir kitap. Kitapla ilgili benim en büyük eleştirim, Estem ile konuştuğumuz zaman da yaptığımız eleştiri buydu. Anlatıcının gözünden bir şeyleri görmek yerine anlatıcının arkadaşı olan ve
aslında zanlının oğlu olan Kletus'un gözünden birçok şeyi ben görmek isterdim açıkçası. Çünkü karakterin insanlar tarafından dışlanmasını ve kendini artık soyutlamasını ve bu soyutlamanın ondan neler götürdüğünü açıkçası çok merak ettim okurken. Aslında bunu merak ettirmek de bence yazarın bir başarısı. Bu nedenle çok yönlü, çok boyutlu bir kitap, elinizdeki kitap. Eğer bu kitaba sahipseniz çok bekletmemenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında ilişkiler odaklı düşünmeye başlıyorsunuz. Bir çocuğun şahit olduğu şeyleri ebeveynlerin çocuğun şahit olduğunu bilerek ya da bilmeyerek ona karşı tutumunu göreceksiniz. Ne yazık ki şu anda durum böyle. Birçok ülkede her yerde böyle. Çocuk olduğu için dikkate alınmayan, çocuk olduğundan dolayı sözleri çok fazla önemsenmeyen bireyler onlar. Lütfen çocuk deyip geçmemek ve onları daha net dinleyebilmek için bu kitabı okuyun. Eminim kitap size çok şey katacak. Gelelim bir sonraki kitabıma. Bir sonraki kitabım Solstad'dan okuduğum 11. roman, 18. kitap. Kitabın adına bakınca bir şey anlaşılmıyor olabilir. Ancak kitap ismi yazarın külliyatını gösteriyor. Yazarın 11. romanı ve 18. yazmış olduğu kitap bu kitap. Normalde kitabın bir devam kitabı da var. Ancak şu anda bizde çevirisi yok onun. Üçleme olacağını duyduğum kitabın. Bu üçlemenin ilk kitabı. Gelelim konuya ve ardından benim fikirlerime. Norveç'te küçük bir kentte yaşayan Hansen evli ve bir çocuklu. Ancak şöyle ki kendisinin karşısına Turid Lammers adında bir drama eğitmeni çıkıyor ve ona aşık oluyor Hansen. Ve bu aşk nedeniyle de hem eşini hem de çocuğunu bırakarak Turid'in peşinden onun ailesiyle yaşamış olduğu malikaneye yerleşiyor, bir kasabaya yerleşiyor. Burada yine Turid'in etkisiyle vergi müdürü olarak çalışmaya başlıyor ve Turid'in kendine ait küçük bir tiyatro grubu var. Burada hem drama eğitmenliği yapıyor hem de oyunlar çıkarıyorlar. Ve bu oyunların içerisinde Hansen de tabii bunları izlerken kendine ait bir farkındalık ortaya çıkıyor. 50 yaşına geldiğinde hayatına sadece tesadüflerin yön verdiğini gören bir adam oluyor Hansen. Ve bu nedenle de kendisi hayatının iplerini eline almak ve görülmek farkında olunmak istiyor. Bu yüzden de Büyük Red adını verdiği bir planı devreye sokuyor. Şimdi gelelim burada benim için önemli kısma. Bu kitap dediğim gibi üçleme. Bu da ilk kitabı. Kitabın içinde Büyük Red adını verilecek bir eylem, bir propaganda ya da bir plan aslında yok. Daha doğrusu şöyle düşünebiliriz. Ortada bir plan var. Ancak buna bizler Büyük Red diyebilir miyiz? Şunu diyebiliriz. Çevresini reddeden, insanlara güvenmeyen, her zaman ben insanların peşinden gittim. Bu sefer de görülmesi gereken kişi benim diyen bir adam var ortada, evet. Ancak bu bir red mi? Hayır, değil. Redse reddettiği şey nedir? Artık bunu kitap 125 sayfa 110. sayfasında bizler aslında Büyük Red'in bu planın ne olduğunu okuyoruz. Hansen'in planının. Bu nedenle kitabın artık son 15 sayfasına yaklaşana kadar hiçbir şekilde karakterin planını bilmiyoruz. Karakterin bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Farklı, etkili, hayatını eline alamamış, iplerin kendi elinde olmadığı bir hayat yaşamış, tesadüflerin ve emrivakilerin ya da karşı koyamamaların yönlendirdiği bir yaşamı olmuş birçok insandan sadece biri Hansen. Hepimizde vardır bu. Bazen hepimiz başkaları tarafından verilmiş olan kararların ardından görünmez bir şekilde sürüklendiğimizi görebiliriz.
Umarım tabii Hansen gibi 50 yaşında hiçbirimiz bunu keşfetmeyiz. Daha önce bunun farkına varır ve büyük ret gibi olmasa da bizler de bir plana uyarak kendi yaşamımızın iplerini kendi elimize alırız. Nihat ile kitabı çok sorguladık. İkimizin de takıldığı bazı detaylar bunlardı. Ancak bunların hepsini kenara bırakırsak gerçekten okunması gereken kitaplardan biri. Yazardan daha önce Mahcubiyet ve Haysiyet'i okumuştum ben. Muhteşem bir kitaptı. Bu kitapta olduğu gibi onda da her kimsenin etkisi görülüyordu. Bu kitapta da görülüyor. Bu nedenle özellikle hem yazarla tanışacak olanlara hem de hayatında farkındalık yaratmak isteyenlere bu kitabı tavsiye ediyorum. Gelelim bir sonraki kitabıma. Bir sonraki kitabım Emin Zola'dan okuduğum Meyhane. Meyhane'yi Yarin ile birlikte okuduk biz. Onun da Instagram hesabı fosforlu satırlar. Onu da şuraya bir yere bırakacağım mutlaka. Kendisi yakın zamanda artık Adana'ya yerleşti. Onunla da görüşmek için, birlikte kitaplar hakkında konuşmak için can atıyorum. Kitap Rougon Macart serisinin 7. kitabı ancak Zola'nın da söylediği gibi yazmış olduğu, yazdığında içine sinen ve bence insanların çürümüşlüğünü anlattığını düşündüğüm en önemli kitabım diyor Zola bu kitap için. Hatta bu kitap için çok fazla eleştiri alıyor. Neden bu kadar acımasız eleştiriler yaptın? Neden bu kadar acımasızca anlattın toplumu diye birçok şey duyuyor. Ancak ne yazık ki kitabın içerisinde yaşanan her şey gerçek. Jervez adında bir karakterimiz var. Jervez daha sonra bizim Germinal'de karşımıza çıkacak olan Etienne'in de annesi, Nana'nın da annesi aslında Jervez. Yanılmıyorsam 9. kitap Nana. Şimdi 8'i okuyacağım bu Eylül'de bir aşk sayfası. 9. kitapta Nana olacak yanılmıyorsam. Dediğim gibi Jervez'in artık biz yaşamını okumaya başlıyoruz. Burada Etienne'in de küçüklüğüyle karşılaşıyoruz. Jarvis Lanier adında bir adamla birlikte yaşamış oldukları yeri terk ederek Paris'te bir kenar mahalleye yerleşir. İki de çocuğu vardır. Bir Claude, bir de Etienne. Tabii Claude'u biz birinci kitapta ve üçüncü kitapta görmüştük Rougon Macart serisinde. Şimdi burada onun küçüklüğüyle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi Etienne'i de Germinal'de daha net, daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Jervez buraya yerleştikten sonra Lantier ansızın Jervez'i yalnız başına bırakarak bir kadınla birlikte kaçar gider ve bunun ardından Jervez hayatını idame ettirmeye çalışır ve Kapu adında biriyle tanışır ve onunla evlenir. Ardından Nana dünyaya gelir. Kapuyla olan yaşamının dışında bizler onun açmış olduğu çamaşırhaneyi, işte Jervez'in rehine verdiği eşyalarla aldığı parayla nasıl geçinmeye çalıştığını, yemek bulmak adına neler yaptığını, histeri krizlerine girip soluğu meyhanede alan eşini nasıl toparlamaya çalıştığını, ancak onu toparlayamadıktan sonra içler acısı bir duruma gelip kendisinin de sonunun meyhanede bittiğini, çocuklarına iyi bir anne olamamasını, toplumda kabul görmeyen bireyler olarak neler yaşadıklarını ve daha fazlasını okuyacaksınız. İşçi sınıfının, kenar mahallede yaşayan insanların Zola'nın gözünden realist bir yaklaşımla nasıl anlatıldığına şahit olacaksınız. Bağımsız da okunabilen kitaplar bunlar. Dediğim gibi bunu her videoda, her seferinde söylüyorum. Rougon Macart bir seri, evet, ama bu serinin içindeki her kitabı bağımsız bir şekilde de okuyabilirsiniz. Büyük detaylar vermeyeceğim kitapla ilgili, ancak okuduğunuz zaman eminim hayran kalacaksınız. Bir Cemal Süreya çevirisi, bayıla bayıla okuyacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki kitabım ise Coetzee'nin İsa üçlemesinde adı geçen ilk kitap olan İsa'nın Çocukluğu. İkinci kitap İsa'nın Okul Günleri. Üçüncü kitap ise İsa'nın Ölümü. İsa'nın Ölümü yakın zamanda çevrildi. Bülent Doğan çevirisi tabii ki üç kitapta. Bu çeviriler bittiği için ben de artık kitapları okumaya karar verdim. İsa'nın Çocukluğu ile başladım. Hemen önce
Yaptığım incelemede de bahsettiğim İsa'nın çocukluğunda adı geçen İsa figürünün aslında İsa ile hiç ilgisi olmadığını ve İsa kelimesinin kitabın içinde geçmediğini söyleyerek açıklamalarıma başlamak istiyorum ben. Orta yaşlı bir adam ve bir çocuğun belirsiz nedenler yüzünden bir gemiye binip binmiş oldukları gemiyle yapmış oldukları seyahat ve gittikleri yeni bir yeri okuyarak başlıyoruz kitaba. Hem binmiş oldukları geminin içerisine onlara yeni isimler verilir, hem dil öğretilir, İspanyolca öğrenirler. İspanyolca öğrenirken aslında neye uğradıklarını da şaşırırlar çünkü bir geminin içindelerdir ve gidecekleri yer belirsizdir ve onlar Novilla adında bir şehre gelirler. Burada kamulaştırılmış bir düzen mevcut, askeri bir düzen değil. Ve bu düzenin içerisinde Novilla'da Simon ile David yaşamaya başlar. Simon'un en büyük amacı David'in ailesini bulmaktır. Daha doğrusu David'e bir anne bulmaktır. David gemiden Simon'la birlikte iner ve birlikte yaşamaya başlarlar. Simon kendine iş bulur. David'i beslemeye başlar. Ebeveynlik, babalık içgüdüsü onda oluşur. Ve her şeyi hallettikten sonra sıra David'e bir anne bulmaya gelmiştir. Ve Simon bunun için adımlar atmaya başlar. Kitabın bence en önemli özelliği bir çocuğun ben kimim mücadelesi. Birinci kitaptan böyle bahsedip hemen ikinci kitaptan da kısaca bahsedip fikirlerimi söylemek istiyorum. Hemen ikinci kitaba gelelim. İkinci kitapta İsa'nın okul günleri. Bu kitapta ise bizler David'in okula başlama dönemini okuyoruz. Birinci kitapta kahramanlarımızı öyle bir yerde bırakıyoruz ki ikinci kitap gerçekten çok iyi bir yerden başlıyor. Bu nedenle ben üçlemenin zaten bitmesini beklemiştim. Üçleme bitmeden okumayı bu nedenle istememiştim. Çünkü çok merak edecektim. Coates'i gerçekten çok sevdiğim yazarlardan biri. Özellikle Utanç kitabını tavsiye ediyorum kendisinin. Şimdi gelelim kitaplar hakkında benim fikirlerime. Bu arada üçüncü kitabı da Eylül içerisinde okuyacağım. Onun e-kitap olarak satışı olmadığı için kitabı edinmem gerekiyor. Yakın zamanda artık bir alışverişimde kitabı alacağım. İsa'nın ölümüyle birlikte seriyi sonlandıracağım. Kitapta büyük farkındalık yaratan şeyler var. Nedir farkındalık yaratan şeyler? Bir çocuğun kendine bakan, onu büyüten insanlarla bir arada yaşamasına rağmen aslında kendi öz annesini isteme ihtiyacı, bu durumun benliğinde edindiği yer ve nereye ait olduğunu bilmeme hissi. Bu kitabın içerisindeki bence en büyük olaylar bunlar. Ben Coates'ten daha önce bir romancının romanını okumuştum. Utanç kitabını okumuştum. Barbarları beklerken okumuştum. Ve bu üçünden de farklı kategoride bu İsa üçlemesinin ilk iki kitabı. Sanırım sonuncu kitap da öyle olacaktır. Kitabın zaten dediğim gibi diğer kitaplardan en büyük farkı tuhaflığı bence. Simon ve David'in konuşmalarında yapılan diyaloglarda bu tuhaflıklara sizler de denk geleceksiniz. David bazen tam anlamıyla bir çocuk, bazen de tam bir yetişkin oluyor Simon'un karşısında. Simon da David'le birlikte birçok şey öğreniyor. Babalık nasıl yapılır bunu öğreniyor. Bir çocuk nasıl sevilir bunun farkına varmaya başlıyor. Ve ne yazık ki sevginin aslında bazen ne kadar yaralayıcı bir şey olduğunu da hem Simon hem de David sayesinde bizler de keşfediyoruz. Bu nedenle farklı, bence çok etkileyici ve hiçbir işiniz yok, sadece kitap okumaya yöneldiyseniz elinizden bırakamayacağınız kitaplar arasında çok güzel bir çeviri, çok akıcı bir kitap. Mutlaka bu üçlemeyi tavsiye ediyorum. İçinden ders alacağımız, feyiz alacağımız birçok şey var. Gelelim bir sonraki kitabıma. Bir sonraki kitabım Jean-Christophe Grange'ın Mermer Adamı. Grange'dan en son yanılmıyorsam 2020'de Küllerin Günü okumuştum. Küllerin Günü hiçbir şekilde benim beklentimi karşılamamıştı. Çünkü normalde bir dizi olan konuyu kitaplaştırmıştı
Kral, çünkü bunu yapmasının nedeni de vermiş olduğu bir röportajdan Nazilerin de içine dahil olduğu uzun soluklu bir kitap yazıyorum. Ancak hayranlarımı yeni kitap için çok fazla bekletmek istemiyorum deyip Küllerin Günü'nün senaryosunu gözden geçirip kitaplaştırmıştı. Ardından şimdi Mermer Adam tabii ki elimizde yazarın öve öve bahsedemediği kitabını ben de öve öve bahsedemeden geçemeyeceğim. Çünkü şöyle ki, klasik okuduğunuz Grunge kitaplarını unutun. Bir gerilim, bir polisiyeyi unutun. Bunun dışında 2. Dünya Savaşı'nın Nazileri, Hitler'i, Hitler'in yanındaki birçok gölgesinde kalan kişiyi, SS'i ve onların kendilerinden olmayanlara karşı göstermiş olduğu bütün tutumları, politikaları, acımasızlıkların hepsini okuyacaksınız kitabın içinde. Bir cinayet ve bu cinayetten yola çıkarak bizim üç kahramanımızın aramış olduğu katile kadar gideceksiniz. Tam buldum derken katili birkaç kez elinizden kaçıracaksınız. Çünkü Grunge kitaplarını okuyanlar ve ona aşina olanlar bilirler ki yazarın kitaplarında her zaman şöyle bir durum vardır. Bir katil ortaya çıkar. Tüm profiliyle o bizim aradığımız katildir. Ancak ne yazık ki son anda katilin o olmadığını anlarız. Ve şöyle de bir durum var. Yine Grunge kitaplarında olduğu gibi beni yanıltmayan, sinsi gülüşümden de belli olan kitabın ufak bir yerinde bir isim okursunuz ve o isim aslında sizin kitabınızın kilit noktasıdır. Grunge bunu her kitabında yapar. Burada da yine bizi Aylin'le yanıltmadı. Okurken bol bol sohbet ettik, konuştuk kitap hakkında. Okuduğumuz birçok polisiye ve gerilim kitabından farklıydı. Dediğim gibi bir mermer adam, Nazi usulünde işlenen cinayetler, Nazi bıçağı kullanılarak işlenen cinayetler ve bu cinayetlerin sonunun nereye gittiğini gördüğünüz zaman hayret edeceksiniz ve Grunge'a hayran kalacaksınız. Gelelim okumaya başladığım ama bitiremediğim kitaba. Şimdi şu kitap. Neil McKenna'nın kitabı. Şunları şöyle alalım. McKenna'nın kitabı. Bu kitabın en önemli özelliği, İmge Yayınları'nın şu kitabı çok fazla tanıtmamış olması. Böyle bir hazineyi nasıl bu kadar az reklam yaparak satıyorsunuz bilmiyorum ama büyük reklamlar yapılması gereken bir kitap. Oscar Wilde'ı hepimiz Dorian Gray'in portresiyle, The Profundis'le, bunun dışında Reading Zindanı baladıyla tanıyoruz. Ancak o bunların hepsinden daha fazlası yazmış olduğu The Profundis'te de zaten rastlayacaksınız. Kendisi Dorian Gray'in portresinde yazmış olduğu bir karakter yüzünden ve buradaki durumlarından ve eşcinselliği yüzünden yargılanan, ardından 2 yıl hapse mahkum edilen ve bu hapse sevgilisi Alfred Douglas'ın babası tarafından şikayetle gönderilen bir kişi Oscar Wilde. Öyle bir yaşam sürüyor ki Wilde, hem bütün eleştirilerin odağında, ancak yazmak da istiyor. Hem de bu eleştirilerden kurtulmak için dönemin 1800'lü yılların birçok aydınının, işte birçok kişinin izlemiş olduğu yolu izleyerek evleniyor Wilde. Ve evlendiği zaman kendinin üstündeki bu eleştirilerin gideceğini düşünüyor. Ancak hiçbir şeye beklediği gibi olmuyor. Ne o hemcinslerine karşı olan yönelimden vazgeçiyor, ne de eleştirilerin ardı arkası kesiliyor. Gelelim son iki kitabıma. Onlar da Storytel'den dinlediğim kitaplar. Kitaplardan biri, şuraya bırakıyorum. 2 Eylül'de vizyona filmi girecek, Aşıklar Bayramı, Kemal Varol'un kitabı. Ben
Deniz Yüce Başarır'ın sesiyle Storytel'den dinledim kitabı. Çok çok etkilendiğim bir kitaptı gerçekten. Şimdi filmi de dört gözle bekliyorum zaten. Kısaca kitabın konusundan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki çok fazla okunuyor bu ara kitap. Çünkü film gelmeden birçok kişi okumak istiyor. Ve Kemal Varol ikinci kitabı da duyurdu. Devam kitabı. Bu sefer kitaptaki ana karakterimiz olan Heves Ali'yi okuyacağız. 25 yıl sonra ansızın bir gece Yusuf'un kapısı çalar ve kapısında babası Heves Ali'yi bulur. Heves Ali geldikten sonra Yusuf hem kendi hayatını hem de babasıyla olan yaşamını, eski günleri sorgulamaya başlar ve ansızın babasının bir hastalıktan muzdarip olduğunu öğrenir ve bütün o yaşamış olduğu eski şeyler gözünde canlanırken babasına olan bakış açısında da bir değişiklik olur Yusuf'un. Bir yolculuk hikayesi, bir baba oğul hikayesi. Hepimizden birçok şey var kitabın içinde. Özellikle Yusuf'un mektuplarının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Okuduğum mektupların bir sürü etkisinden çıkamadım. Çok farklı ve çok etkileyici bir kitaptı. Bir gün içerisinde dinledim ben kitabı. Bu kitabı dinlerken Gonca bana eşlik etti. Benim dinlediğimi görünce o da başlamıştı ve bitirdikten sonra konuştuk kendisiyle de. Çok iyi bir Deniz Yüce Başarır seslendirmesi. Çok da iyi bir kitap. Özellikle okumamış olanlara filmden önce tavsiye ediyorum. Dinleyebilirsiniz Storytel'de. Bir sonraki ve son kitabım Ahmet Büke'nin yazmış olduğu Deli İbrahim Divanı. Çok duyduğum bir kitaptı. Çok çok fazla karşıma çıkıyordu. 24 Ağustos'ta Storytel'e geleceğini biliyordum kitabın. Hemen eklemiştim listeme. Duyurusu yapıldı. Kitap geldi. Murat Eken seslendiriyor kitabı. Ve ben hemen kitabı dinledim. Yine 1,5 günde dinlediğim bir kitaptı. Detay vermeyeceğim kitaptan. Sadece şunları söylemek istiyorum. Bir efsane gibi okunabilir. Bir destan gibi okunabilir. Bir masal gibi okunabilir. Yunuslardan çıkarılacak olan yağ ile balıkçılıkla, insan ilişkileriyle ve efsanelerle karşılaşacaksınız kitabın içerisinde. Kitapta benim en çok dikkat ettiğim şey üslup oldu. Bir Yaşar Kemal tadı var kitapta. Arkadaşlarımla da bunu konuşmuştuk. Ne zaman Yaşar Kemal'den bir kitap okusam, ki kendisi memleketlim Adanalı, etkisinden çıkamam kitabın. Bu ay içerisinde, unutmadan onu da hatırlatayım. Okuma grubumuzla Ağustos'ta 3 Anadolu Efsanesini okumuştuk Yaşar Kemal'den. Yine benim çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik efsanelerini Yaşar Kemal'in dilinden okuduk bu sefer. Bir efsane olarak tabii ki bunların hepsini biliyoruz. Köroğlu'nu, Karacaoğlan'ı, Alageyik efsanesini. Ancak bunların içini dolduran ve bu efsaneleri bize tabiri caizse öyle unutulmaz, öyle bizden anlatan biri ki Yaşar Kemal. İşte Ahmet Büke'nin kitabında da bu etki vardı. Hani bizden şeyleri okumak benim çok hoşuma giden bir şey. Yaşar Kemal'i de bu yüzden, daha doğrusu ben toplumcu gerçekçi birçok yazarı bu yüzden okuyorum, bu yüzden seviyorum. Ahmet Büke'nin kitabında da bu etkiyi aldım ben. Deli İbrahim Divanı'nı, tabi Can Yayınları'ndan çıkan bir kitap, çok 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 fazla baskı yapan bir kitap oldu. Deli İbrahim Divanı. Şimdi Storytel'e de gelmişken hazır, okumamış olanlar için mutlaka tavsiye ediyorum. Bu ay içinde okuduğum kitaplar bu şekildeydi. İçlerinde okuduklarınız ya da okumak istedikleriniz varsa bana yazarsanız sevinirim. Uzun bir video oldu. Katlanıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim.